çıkınız. Hayırlı günler, ben Trabzon taraftarlar derneğinden geliyorum, Sami'yle. Samsunspor için bir yola çıktık. Burada baş koyduk. A kişisi, B kişisi olmadan, başka bir renk olmadan sadece Samsunspor'umuzu desteklemek için bu yolda kardeşlerimizle sevgi, hoşgörü içinde, yücük beraberlik içinde, küfürsüz, şiddetsiz, daha güzel bir Samsunspor için hepimiz uğraşmak için bu yola çıktık. Bizim amacımız, gayemiz sadece bu şehrin dinamikleri, sadece bu şehrin insanları, sadece bu takımın sevdalıları. Bizim başka bir gayemiz, başka bir amacımız hiçbir zaman olmadı, olmayacaktı. Bizim Samsunspor'dan, Samsunspor kamuoyundan istediğimiz bize bir süre verilmesi, 2 hafta olur, 3 hafta olur. Bunların neticesinde bizim görünmemiz, iyi olan her şey her yerde kabul görür. Kötü olan her şeyi de siz yazarsınız. Samsun şehri yazar. Bu şehrin her zaman doğruları vardır, bu şehrin her zaman yanlışları vardır. Biz yanlışların içinde olmak istemiyoruz. Biz doğruların içinde olmak istiyoruz. Düzgün bir yolda beraberce yürümek istiyoruz. Sizin bana tutmak istediğiniz bir şey varsa ben cevaplayayım. Yok yani sen özetledin, 2 hafta süre istedin. Şey istedim, her şeyi söyledim. Bana tutmak istediğiniz ne olacak? Allah'ın izniyle iyi oluruz. 5 kişi oluruz, 10 kişi oluruz, 50 kişi oluruz, 100 kişi oluruz. Ama Samsunspor için biri oluruz. Kimseyi kırmadan, kimseyi incitmeden protesto edeceğimiz zaman her zaman edeyiz. Ama şiddet, küfür, bunlardan her zaman uzak kalacağız. Bizim Samsunspor kulübüne harcatacağımız bir kuruş yok. Kimseden istediğimiz bir kuruş mu? Bizim şehrimizin, bizim takımımızın parası bizim takımımıza kalsın. Merdiven boşlukları bizim için çok önemli mesela. 7500 lira bunun payızası var. Bunlara özen gösterelim. Küfürsüz, şiddetsiz. Babaların gönül rahatlığıyla emanet edilebileceği bir tribün olsun istiyoruz. Herkes rahat rahat gelsin, eşiyle, çocuğuyla aile tribünü olmak istiyoruz biz. Başka bir ailemiz yok.